Efendim, acılarımız aynı tazeliğini muhafaza ediyor. Aynı vazifede devam ediyor. Yalnız bütün üzüntümüz faillere hiç çıkmadı. Bu işi kim yaptı, kim yaptı? Faili meçhul olarak kapanması bizi çok üzüyor. Ben bu olayı yapanların yakalanmasını isteyim. Gölgende bana da, ana da yer ver. Sabah olmasın. Efendiler, beyefendiler. Bugün vatanımızın bu güzel köşesinde... Tarihi boyunca devletine, bayrağına, dinine bağlı Başbağlı Arkı'yı bir kanlı terör baskını sonucunda şehit verdiği Ortodoks canının yanında başta ilkokulu, camisi, imamı, imam evi olmak üzere yüz konutuyla beraber talan edilerek, kundaklanarak haraba haline getirildi. Değerli arkadaşlar, öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Canınız canımızdır, acınız acımızdır. 22 yıldır kanayan yüreğinize, ağlayan gözlerinize tüm Türkiye tanıklık etti. Ama katliam bir türlü aydınlatılamadı. Bir insan olarak hüzünlenmemek elde değil. Ancak biz siyasetçilerin başbağlara bir borcu var. Bu katliam aydınlatılmalıdır. Sizlerin huzurunda bir kez daha söz vermek istiyorum. Sivas bizim yürek yangınımızdır. Başbağlar da bizim kurşun yaramızdır. Sivas katliamı deyince başbağlar diyenlere şunu bilmelidir. Yangın suyla söner. Başbağların yarasından akan kan Sivas'ın yangını söndürmez. Bizim gözümüzde biri ateşle, biri kurşunla işlenmiş iki insanlık suçudur. İki katliamdır. Bizim için Sivas neyse başbağlarda odur. Acıları yarıştırmak, ayrıştırmak veya mahsup etmek vicdanla bağdaşmaz. Tarihten ders almayan milletler ızdıraplara mahkumdur. Türkler tarih boyunca en eski devletlerine biri kurmuş, devlet olma şerefini tarih boyunca devam ettirmiştir. Bugün devletimiz insanı merkeze alan bir anlayışa sahiptir. Bu uğurda her türlü çabayı göstermektedir. Bunu değiştirmeye teşebbüs edecek gafiller her zaman hüsrana mahkum olacaklardır. Onun için farklılıklarımızı her zaman zenginliğimiz olarak görmeye devam edeceğiz. Acılarımızı hep ortak kabul edeceğiz. Acılarımızda, üzüntülerimizde birlikte bugün olduğu gibi hareket ederek terörün hain emellerini boşa çıkaracağız. Ben bugün başbağlarda bu manzarayı görüyorum. İşte Erzincan milletvekillerimiz her iki partiden, Türkiye'nin değişik yerlerinden milletvekillerimiz yine her iki partiden bugün başbağlarda. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Uhud, Bedir, Hendek şehitleriyle beraber eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Çanakkale şehitleriyle beraber eyle ya Rabbi. Onların bize emanet olarak